Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizlerle beraber ikinci el telefon satın alırken dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedeceğiz. Evet, son zamanlarda akıllı telefon fiyatları arttı. Hatta geçtiğimiz yıllarda 3000-4000 TL seviyelerine alabileceğimiz telefonlar şu anda 10.000-15.000 liraya kadar yükselmiş durumda. Hal böyle olunca 3000-4000 TL'ye telefon alan kullanıcılar söz konusu modelleri 5000-6000'e satıp üzerine para koyup yeni telefonlar almak istiyor. Bu yüzden İkinci el tarafında az kullanılmış, temiz olarak adlandırabileceğimiz modeller aslında sıfır almaktansa daha çok tercih edilebilir. Ama ikinci el telefon alınırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunuyor arkadaşlar. Bunların hepsine tek tek değineceğiz çünkü ortada çok fena bir dolandırıcılık var ve bu dolandırıcılıkları engellemek için bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor. İlk olarak telefonun IMEI kaydı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu IMEI kaydı? Aslında telefonun kimliğini ifade ediyor. Yani bu telefon gerçekten kayıtlı mı? Türkiye'ye getirildiğinde distribütör firma veya şirket tarafından kaydedilmiş mi? Bunu kontrol etmeniz lazım. Bu da ne anlama geliyor? Örneğin size Xiaomi Mi 8 sattı diyelim adam ve bu telefonun kayıtlı olduğunu söyledi. Yapmanız gereken şey yıldız kare 06 kareye tuşlamak. Yani bildiğimiz arama ekranını açıp yıldız kare 06 kare yaptığımız zaman telefonun bir kimliği çıkıyor arkadaşlar. Bu bir IMEI kodu ve bu kodu E-Devlet'te sorgulayabiliyoruz. Yani Google'a E-Devlet IMEI sorgulama yazdığımız zaman direkt o siteye giriş yapabiliriz. Ve o siteye giriş yaptığımızda IMEI kaydının olup olmadığına bakmamız lazım. Söz konusu IMEI siteye girdiğimiz zaman direkt olarak zaten örneğin telefon Xiaomi Mi 8 ise E-Devlet'te de Xiaomi Mi 8 kayıtlı olarak yazması gerekiyor. Başka bir telefon numarası, başka bir telefon kodu, başka bir model yazmaması gerekiyor. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Çünkü kayıtlı olarak satılan telefonlar oluyor ve bu yüzden fiyatı yüksek oluyor. Tabii ki kayıtsız telefonlar da tercih eden de olabilecektir. Ama kayıtlı diye satılan bir telefon varsa E-Devlet üzerinden IMEI kaydının olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, ikinci dikkat etmemiz gereken husus tabii ki servis kısmı, yani garanti kısmı. Örneğin bir Xiaomi telefon alıyorsunuz ve bu Xiaomi Türkiye garantili olarak satılıyor. Bunu da kontrol etmek mümkün arkadaşlar. Yine IMEI numarası üzerinden Xiaomi'nin teknik servisini arayarak ya da web sitesindeki sorgulama ekranından, bu tabii farklı markalar içinde değişebilir, IMEI numarasını yazarak telefonun resmi garantili olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu da direkt kayıtlı olup olmadığına da eşdeğer olacaktır. Tabii ki şöyle bir durum da oluyor. Örneğin Huawei markasına X şirket bakıyorken biz bir bakıyoruz, resmi distribütör tarafından getirilmiş oluyor. Yani teknik servisi daha zayıf oluyor. O yüzden o IMEI'yi alıp aradığınız teknik servisin bu telefonu kapsayıp kapsamadığını, servis kapsamında olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da en önemli hususlardan birisi. Peki kayıtlı dedik, servisi kapsıyor dedik. Bu ikisini de kapsadığı zaman sıra geldi üçüncü adıma. Serviste herhangi bir işlem görmüş mü? Görmüşse bu işlemler ne olmuş? Bir telefonda ekran değiştiği zaman aslında yine servisi arayarak arkadaşlar bu parçaların, yani herhangi bir parçanın değişip değişmediğini öğrenebilirsiniz. Yani bir telefonun aslında şöyle diyebilirsiniz: bu telefonun ekranı değişti, bana ne katabilir ki, sonuçta yenisiyle değiştirilmiş diyeceksiniz. Ama öyle olmuyor. Yani belki de serviste değişmemiştir arkadaşlar. Telefonu servise götürerek parçanın orijinal olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ya da tanıdığınız bir telefoncu varsa oraya da verip yine öğrenebilirsiniz arkadaşlar. En azından telefon orijinal bir parçayla mı değişmiş? Özellikle bunu iPhone kullananlar için söylüyorum. Yani anakartı, bataryası, soketleri, bunlar orijinal olmayabiliyor. Bunu yetkili servislerden ya da güvendiğiniz servislerden öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü iPhone bazında konuştuğumuzda bu parçalar çok pahalı arkadaşlar. Yani bir adam aslında bir iPhone 14 alıp ya da iPhone 13 Pro Max alıp ekranına çakma takıp orijinal ekranı satarak bile aradaki alsattan kazanç sağlayabiliyor. Bu yüzden ekranın orijinal olup olmadığına dikkat etmeniz lazım ikinci el telefon alırken. Yani ucuz bir telefondan da bahsetsek, pahalı bir telefondan da bahsetsek, en ufak bir parçanın orijinalinden çakmasıyla değişmesi durumunda bile alsat yapan kişi çok büyük miktarlarda kâr edebiliyor. Bu yüzden bu parça konusunda dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Yani bahsedildiği gibi bir değişiklik yoksa, herhangi bir parça değişmediyse satın alabilirsiniz. Ha, değiştiyse de, eğer parça orijinaliyle değiştiyse yine size kalmış.
yani sıkıntı olmayacağını düşünüyorsanız, parça değişmesi sizin için sorun teşkil etmiyorsa alabilirsiniz. Bu adımı da geçtik. Sıradaki adımımız ise telefonun kozmetiğinde yer alan ciddi şeyler. Örneğin bir iPhone alıyorsanız alt tarafındaki vidalar, yani ekranı açabilmemiz için gerekli olan iki vida sıkıntılı gibi duruyorsa, daha önce kullanılmış gibi duruyorsa kesinlikle o telefonda bir işlem vardır arkadaşlar. Yani eğer satıcı bir işlem yok diyorsa ama alt tarafındaki vidalarında bir oynama görüyorsanız ya da vida deliklerinin etrafında bir aşınma söz konusuysa o telefonda kesinlikle işlem vardır. Bunun dışında telefonu elimize alıp yan tuttuğumuzda herhangi bir yerinde şişkinlik olup olmadığını dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir batarya şişmesi gibi bir durum varsa orijinal batarya kullanılmıyor olabilir ki bu da çok büyük sorunlara yol açabilir arkadaşlar. Bu yüzden ekranı bir karşımıza alıp bir şişkinlik olup olmadığına bakmamız lazım. Ekran tarafında da zaten panelde köşelerde bir esneme var mı? Tam olarak oturmuş mu? Yani ekran değişmesi var mı yok mu? Bir telefoncu değilseniz bile anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani sağına soluna dikkatli bir şekilde bakmanızı öneriyorum. Bunun dışında bir de fatura kaldı arkadaşlar. Faturayı aldığınız zaman satın alınan yerden yine teyit etmeniz lazım. Bu telefon buradan mı satın alındı diye. Yani fatura da sahte olabilir. Tabii ki bu aslında o kadar yaygın bir yöntem değil dolandırıcılar tarafından uygulanan. Ama faturanın da sahte olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara da baktıktan sonra telefonunuz hakkında aslında kafanızda soru işareti bırakacak aslında pek de bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizler için ikinci el telefon alırken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bahsettik. Sıfır telefon almak zor ama ikinci elinde temizini bulmak zor. Bu yüzden bu konulara dikkat etmenizi öneriyorum. Önümüzdeki günlerde farklı bilgilendirici videolar ile karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.